yılana diken batar. Benim sevdiğim askerde şey, battaniye altında yalnız yatar diye. Bunun beyitleri falan vardı. Nasılydı lan o? Şimdi ben 1935 doğumluyum. Şuradaki evimizde, aşağıdaki bir evimizde doğdum. 10 yaşında falan koyun gütmeye başladım. 10 yaşında, 8-10 yaşında hem okulu hem koyun böyle güzüyordum. Babamla koyun güttük. Daha sonra koyunlarımızı 1945'te babam öldü, sürümüzü sattık. Biz 3-4 kardeş, bir küçük kardeşim var, benim küçüğüm Sultan. O öldü. Ablam var, bir de abim vardı. Onlarla beraber bir annemiz de dul kadın. Bizi besledi, büyüttü. Böyle ne bileyim, kimseye muhtaç etmeden bizi everdi, baykardı. Düğünde mi gördüm bilmiyorum onu şimdi orasında. Onu gördük işte. Sonra dümürcü gittik. Bunlar babası da hayır demedi. Nişanlandık. Yani. Nazlanmadı ha. Ama benim gibi olanı buldu da zaten nazlanmaz. Ondan sonra işte biz 2 sene nişanlı kaldık. 2 sene. Ufacık diye 14 yaşında. 2 sene tam düğün edeceğiz. Askerlik geldi. 9 gün sonra hadi oğlum askere. Biliyordu askere gideceğimi biliyordu. Ben bu Uzunmungar köylerine düğün için davetiye dağıtılıyor ya. Şimdi şey, oraya ben kendim davetiye dağıtmaya gittim. Orada akrabalarımız var bizim. Akköylülerde şimdi onunla. Orada davetiye dağıtırken benim buraya şubeden geldiriz ona. Daha askerlik davetiyesi gelip. Gelbim çıkmış. Burada da bizim bir Topal Mehmet amca var. Denizli'de. O benim yerime bu imzayı atmış. Biz de geldik. Sen düğün edeceksin diye uğraşıyorsun. Askerlik gelbin geldi. Hadi bakalım askere. Kınamızın, evliliğimizin ertesi günü jandarma geldi. Hadi bakalım. Gittik şube reisinden. 1 hafta izin aldık. 9 gün izin aldık. Ondan sonra işte düğünümüzü yaptık. 9 gün sonra hadi oğlum. Amasya'ya gittim. Amasya'dan Tokat'a gönderdiler. Tokat'ta 2 sene muhaberecilik. Muhabere askeriydim. Eğitim yeri. Benim yerim eğitim yeri. 3 ay acemi geliyor. 3 ay biz onlara. Şimdi 3 ay sonra ben çavuş kursuna gittim Kayseri'ye. Orada biraz başarılıydık. Kayseri'ye çavuş kursuna gittik. Çavuş olduk döndük. Bölüğümüze Tokat'a tekrar geldim. Her 3 aya bir asker geliyordu acemi. Onları 3 ay eğitiyorduk. Onlar da doğuya batıya ora bura dağılıyordu. Hemen yerine 300 kişi bölüğümüze. Muhabere, telsiz muhabere bölüğü. Onları eğitiyorduk işte 2 sene. Onların eğitimiyle vakit geçirdik. 2 sene sonra da tezkere aldık geldik. 4 sene sonra da bir oğlumuz oldu. Yılana diken batar. Benim sevdiğim askerde battaniye altında yalnız yatar diye. Bunun beyitleri falan vardı. Nasılydı lan o? Almanya macera. Benim işte 1955'te evlendik 15 sene sonra. Hatta 1965'te 66'da Çal'da 5 sene bir keçilik yaptık. Aşağı sanayi bölgesinde 5 sene bir keçilik yaptık. Orada çalışırken denizde işi bulmaya gayret olduk. Almanya'ya gideceğiz diye. Bu arada Avustralya göçmen diye bana bir şey geldi. Davetiye geldi. Ben buna cevap vermedim. Sonra işte Almanya'dan bir daha geldi. Almanya'ya gittik 1973 Mart 1970'te Almanya'ya gittik. 5 sene, 5,5 sene orada kaldık. Tekrar geri geldik işte çocuklarımız şey oldu. Hatta rahmetli annem ne diyordu bana? İlk sene bir sene durdum geldim. Oğlum bu çocuklar büyüdü, bizi dinlemiyor bunlar. 60 doğumlu, 62 doğumlu, Emin 65 doğumlu. 3 tane olan 70'te bunlar biraz büyüyünce. Na durmuyor gitme. Bir sene durdum geldim gitme. Hay abim de diyordu hay anne bir daha gitsin gelsin. İzine gidiyordum geliyordum gitme. Bir daha abim annemi ikna ediyordu. 5 sene öğleli 5,5 sene. Öğretle orada çalıştık geldik. İşte burada bir ki Denizli'ye 2 daire ev yaptık. Burada bir ki bağ tarlamız vardı. Evlendiğimizde bizim 1 dönüm bağımız 1 dönüm tarlamız vardı.
bu kadar fakirdik yani. Bu köy hep öyleydik. Sizler de öyle, bizler de öyleydik. Sonra Allah bize neler verdi? Şu karşıki şimdi oradaki ev de bizim, bu ev de bizim. İki de daire deniz evimiz var. Oğlan namız orada duruyor. Bunları yaptık. Buradan kızlarından tarla aldık. Bağ diktik onlara. Bir şeyimiz yok. Çalışmalıysa 5 sene bir keçilik. Akşamdan giderdim ben tütün kırmaya. Tütün de sikiyorduk bu arada. Saat 11'de 12'de tütün kırmaya gidiyordum. 2-3 tane çocuk bu. Burada bakıyordu sabahla eşeğe köfeler asıyordu. Hadi oğlum benim tarla benim yanıma geliyordu. Tütünleri köfelere dolduruyorduk. Tar veriyordum ben buna. Ben kendim şarap bir ket kesmeye. Sabaha kadar tütün kırıyordum. Akşama da bir ket kesiyordum. İyi ki evlenmişim. Her şeyimde ortakçı oldu. Benden çok benim işimde beni gayret etti. Benden çok benim paramı böyle ne bileyim israf etmemeye çalıştı. Böyle israfımız yok. Az yedik, uzkeydik, çok çalıştık. Allah'a şükür bugünlere geldik. 35 yaşında kocadan kaldı, bizi bağrına bastı. Kimse muhtaç etmeden yedirdi, içirdi, az yedirdi, uzkeydirdi. Bizi bu vaziyete getirdi. Anneciğim Allah razı olsun, Allah mekanı cennetli etsin. Çok dürüst, çok dürüst olmaları, israf etmemelerini öneririm. Herkesle, komşularınla, bilhassa anne babasıyla çok iyi geçinmesi, komşularıyla, herkesle, arkadaşlarıyla, kız olsun, oğlan olsun, arkadaşlarıyla iyi geçinmesi. İsrafsız olmaları lazım. Terbiyeli, hiç ayağı dışarı deriz biz. Şimdi o pek çok ya ayağı dışarı, karıya kıza gidenlerden olmasın la. Biz, ben de 5 kardeşiz biz. Şimdi biz eskiden söküye pamuğa giderdik. Söküye biz pamuğa gittik. Orada yemek yemeye gönderirdi anam beni. Ben yemeği herkesten hemen çabuk pişirirdim. Bu yemeği çabuk pişiriyor diye orada beğendi bu beni. Oradan beni buraya geldik. Burada işte bu yemeği çabuk pişiriyor. Bana da iyi bak ha. Biz böyle böyle işte şey olduk, aşık olduk birbirimize. Oradan bunlar ben istemeye geldiler ha. Babam nazlanmayacak böyle olanı bulurdu. 9 gün sonra askere gitti. 1 sene deyince izinli geldi. Her sene izinli geliyordu zaten. Ben kayınvalidemin yanında ikimiz bir yatakta yatardık. O ben küçük diye benim yanımda büyüsün diye beni vacıktan getirdi zaten. Biz 12'miz çok durduk. Çocuklarımız yoktu bizim o zaman. O beni eve de bir yazdı. Anacını ben de yazdım ona. Ağzımın kurusu, akarsuyun durusu. Daha çok yazacaktım. Çarda içtima borusu. Diye yazdı bu bana. Karşılığını ben de ne yazdım unuttum ben. Denizde yılan yatar, yılana tiken batar. Ben yalnız battaniyede yalnız yatar. Benim sevdiğim olan battaniyede yalnız, battaniyenin altında yalnız yatar. İşte o zamanlar geldi çocuklarımız oldu, onlarla uğraştık. Onları büyüttük, besledik. 5 sene de Almanya'ya gitti de o oğlan çocuklarıyla durdum ben burada. 3 tane oğlan çocuğu vardı. Biri 5 yaşında, biri 10 yaşında, biri 8 yaşındaydı zaten bizim çocuklarım bu Almanya'da yakın. Tabii canım onun söylediği de doğru. İkimiz bir iyi geçindik hani. Hiç birbirimize bir kötü söz söylemedik. Geçincememiz de iyiydi ne. Toparlanıyorlar. Biz bir sofrada 15-20 kişi bile oluyoruz. Çocuklarımız var, gelinlerimiz var, 3 tane torunlarımız var. 2 sofra kurarız biz. 2 sofrada yemek yeriz. Kurban keseriz. Gelinlerimiz buraya gelirler, burada kurban keseriz. Hep beraber kavururuz, yeriz. Benim gelinlerim, kızım nasıl kıymetliyse gelinem de öyle kıymetli benim. Damat indi, biz bir kız sattık. Adı Fatıma. Fatıma Ergün, o Mehmet'in damadı oluyor, torunum da. O kızı sattık biz, Ergün adı. Ergün ben seni çok seviyorum oğlum diyor. O kız da diyor ki Fatıma da. Ergün diyor, seni benden çok seviyor babaannem diyor. Fatıma. Geride kaldı kızım. Şimdi önümüze bakıyoruz galiba önümüzde ne gelecek diye. Yaşımız geçti tabii. Arkamızda bir şey yok, onu bilmiyoruz. Önümüzdeki geleni biliyoruz.